Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köfte'nin Distopyası 2'nin 22. bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu sefer bölüm numarasına baktım. Yanlışsa artık o benim kendi rezilliğim olacak ve şunu geri takabilirim. Ve bu bölümün olayı ne? Güzel soru değil mi? Evet. İlk olarak başlayalım. İlk olarak önceki bölümde nerede kaldığımızı hatırlıyorsunuz. Bir de unutmadan benim bir hedef ödüm vardı. O çiçek nerede? Tamamdır, bu. Senin kapsama alanın neydi? Ona bir bakalım. Sevgilim bana Sierra Gal... Kapsama alanın bu. Şimdi gelelim. Şu an uçmaya çok ihtiyacım yok. Bakın, seni şöyle ortaya koyamıyoruz çünkü bunun hedef ödüsü lazım. Ups. Evet, bunu uçar hale getirmemiz lazım öncelikle. Dur. Tamamdır. Ben garanti olsun diye dördünü de yapayım. Tamamdır. Ve 8 tane ışından da alalım. 9. Yok, redstone almışım. Evet. Gelin şöyle. Sonrasında 4 tane de 4'ümüzü alıp şu uçar kaçarlı hale getirdikten sonra hop hop. Tamamdır. Şimdi güzel alanımızı görelim. Oraya bir mana kaynağı zaten döşeyeceğim. Dert değil. O zaten mecburi bir durum. Mana Seer Goggles. Tamamdır. Tüm istediğim alanı kaplıyor. Hatta dur. Birini şöyle koyalım, diğerini böyle koyalım. Çok daha güzel oldu bence. Tabii hatta. Çok daha cix. Şimdi düzenimiz ne bizim? İlk olarak şuralara bir iki kaya daha yerleştireceğim geçici olarak ve sevgili corporate funnel'lar. Aslında bir adım daha yukarı atabilirdim ama önemli değil bence. Ve sonrasında da şuralara biraz ışık yerleştirelim. Şunlar gelsin. Evet, tabii ki de şuna geçeceğiz. Ve wand'ımızı alıp test edelim. Tamamdır, bağlılar. Herhangi bir sıkıntı olmadan bağlılar. Ve bu arada unutmadan bunlara ihtiyacımız varmış aslında. Yani bunları gene döşüyoruz. Diğer türlü çok abuk bir biçimde yerleştiriyor. Tabii ki de şu arkadaşı da dönüştürmemiz lazım. Inventory'nin tam bir çöp. Evet, şimdi gel bakalım. Sonra 4'ü tabii ki de unuttuk.
Copper Hulk. Oraya bir monopodu yerleştireceğiz. Şimdilik değil ama. Evet. Ve senin kapsam alanında görelim. Tamamdır. Ne eksiği yok fazlası var. Ve şu arkadaşlar. Item frame. Sıradaki işlem için azıcık inventory. Bir tanesini eksik mi döşedim? Evet. Buraya koymuşum. Sıradaki işlem için azıcık boş bir inventory lazım. Çok az dolu olsun. Tamamdır. Şimdi. Evet. 16 tane. Evet, önemli bir mesajın ardından şu arkadaşları şöyle yerleştirelim. Önce şunu da bir. Şunları da bir yerleştirelim. Ups. Bu nasıl oldu? En ufak bir fikrim bile yok. Ve gene oldu. İtinayla olmaya devam ediyor. Evet, aradakilerde böyle bir problemimiz oluyor şu an. Fazla ilginç. Neden? Ben bir uğraşıp geliyorum. Evet ve geri geldim ve şu arkadaşları dizmeye başlayalım. Evet. Gelin bakalım. Sizleri de şuraya dizelim. Ve işin eğlenceli tarafına gelelim. Input, output, output. State cell'lerin nasıl çalıştığını birazdan göstereceğim size. Crafting'ine bakacak olursak şu şekilde. Yani kısacası runic hedehödünün başında biraz vakit geçirdim. Evet, şimdi gelelim bu nasıl çalışıyor. Input'una bir input verelim. Gördüğünüz gibi bir süre şu output kısmı açık kalıp ikinci output'a en sonunda sinyal yolluyor. Bu taraftan lokladığımız takdirde ise hiçbir şekilde çalışmıyor. Evet, tam olarak istediğimiz düzen bu. Ve ardından gelsin şu ikisi de. Ve red alloy'lar bu arada bu şekilde yapılıyor. Normalde o şekilde yapılmıyor diye ama o şekilde yapılmıyor mu normalde falan diyecek olanlar burası muz arkağına. Burada işler değişik. Şimdi gelelim. Kilit mekanizmamıza. Ve şurası. Buranın süresi tam olarak istediğim uzunlukta. Standart ayarları 2 saniye. Ve kilit mekanizmamıza gelelim. Ve bir de screwdriver. Bir adet screwdriver yapalım. Tornavida. Ups. Çünkü birkaç bir şey ayarlamak istiyorum. 3 tane iron, 2 lapis. Evet, screwdriver. Şimdi gelelim şu arkadaşa. Oops. Input, output, lock.
1991. Aradığımız olay bu. Evet, bu olacak ancak şunların bağlanmasını istemiyoruz. O yüzden bir adet daşımızı alıyoruz. Ve striplere çeviriyoruz. Evet, tabii ki de mesajım geliyor. Evet. Ve burayı da halletmiş oluyoruz. Peki. Bu tarafa ne gelecek? Tabii ki de bunun kilidi. Evet. Bu şekilde bir... Evet, mesajımız var. Tamamdır. Kilidimizi koyduk. Bu daha sonra farklı bir mekanizmaya dönüşecek. Ancak geçici olarak kilidimiz bu. Ve bir adet jump starter'ımız olsun. Daha dur. Jump starter'ımızı şuraya koyalım. Hatta bu button olsun. Evet. Ve bir adet de chest lazım tabii ki de bize. Şimdi size corporate network'ün nasıl çalıştığını göstereceğim. Oops. Chest'i yanlış yerleştirdik. Ve benim mıknatısımın tabii mana yok. Mana olmadığını unutmuşum. Evet. Bu arada bunu Hopper Hack'ı kullanmamın başlıca sebebi yere düştükleri sırayla alıyor itemleri. Ve bu önemli bir nokta çünkü biliyorsunuz bunlar sadece sırayla kabul ediyor. Ve o zaman tabii ki de arkadaşlar yukarıda kaldı ancak burada zaten neredeydi o arkadaş? Hıdı. Heh. Band of Mana. Tamam, o azıcık dura dursun. Dura dursun. Çok efsane bir Türkçe katlederim. Sen gel. Tamamdır. Band of Mana'mız geldi. Bu arada oraya mana aktaracak başka bir sistem hazırlayacağız. Ancak onu daha sonra göreceksiniz. Evet. Mana Pool. Sen Deluded Mana Pool yok mu artık? İlginç. Evet. Deluded Mana Pool'ların yapımı artık farklıymış. Evet. İlginç oldu bu. Fabulous Mana Pool. Bunu da yapabilirdik ancak boşver. Şimdi sevgili monopolumuz gelsin. Seni bir nasıl dur almaz diye düşünüyorum. Aldı. Evet. Şu buraya baş alsın. Ondan sonra şu arkadaşları da yerine geri koyalım. Çalışma prensibini biraz daha anlatalım. Şu geçtiği gibi. Oops.
Çok fantastik bir çalışma prensibi var. Evet, tamam burası. O zaman seni koyalım. Evet, chest'e de sırasıyla gideceğini biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi her işlem olduğunda bunda bir parlama oluyor. Yukarıdaki her redstone sinyali başı aşağıdan bir arkadaş yollanıyor. Çalışma şekli bu. Bu makinenin. Ve bu sayede de düzenli bir biçimde şu arkadaşları buraya, şu ikisini ben inventory'ime aldım kazara. Ve unutmadan evet, bu şekilde çalışıyor. Buraya manayı aktaracak bir düzenek de kuracağız. Evet, seni de şöyle koyalım aslında. Arkadaşımız hazır. Makinenin ana kısmı her şeyi de hazır. Şimdi geriye kalanlar. İlk önce şu screwdriver'ımızı atalım içeri. Seni de atalım, seni de atalım. Evet. Ve işin eğlenceli kısmı bunu diğer tarafa aktarmak. Ve bunun için biraz daha redstone'e ihtiyacım olacak. Hemen geliyorum. Evet, ve geri geldik ve kendime 3 tane Gaia Mana Spreader yapacağım. Evet. Ve bunları böyle yerleştirelim. Gaia Mana Spreader, Mana Spreader'ların en üst seviyesi. En babası. Ve halihazırda bir tane kullanıyorum. Şunu. Çünkü bunun hızlı çalışmasını istedim. En hızlı mana spreader'ımız kendisi ve şimdi şunları şöyle şuna bağlayalım. Bölüyorum çünkü akışın mümkün olduğunca hızlı olmasını istiyorum. Bağlısın. Seni bağlayalım. Sen. Ve sen. Tamamdır. Hepsi bağlı. Ve senin tepene de bir adet spark'ı yerleştirip ardından resesifi koyalım. Bakalım. Tamamdır. Bağlı. Hepsine bağlı. Tamamdır. Fazlasıyla iyi. Ve yapacağımız şey fazlasıyla basit. Şimdi red string hattımızı size gösterelim. Gördüğünüz gibi bu şöyle geliyor, bunu bırakıyor. Hatta buna bu koyuyor, şu şöyle bırakıyor, bu böyle geliyor. Böyle geliyor ve buraya bırakacak. En son bıraktığı tığısın bir tane daha open crate ve voila. Valla! Her şey tamam. Ve bir adet test shot'ımızı yapalım. Buranın ıtsım etki etmez. Evet. Aa dur. Burada ıts engelleyiciyi koymayı unuttuk. Ama neyse. Evet. Koyduk şimdi. Evet. Ve gördüğünüz gibi hepsi misler gibi çalışıyor.
Voila! It's alive! It's alive, my friends. And now we have mana. Evet, çalışma prensibi de anlamışsınızdır umarım. Restringler hakkında bir detaya daha değineceğim. Ama önce biraz şunun smartsını kapatalım. Yaklaşık 4 saniyelik bir ara bırakacak o. Ve şurayı kapatalım. Evet, restringler hakkında güzel bir şey. Şurası kapalı bile olsa çalışmaya devam ediyor. Ama red stringleri görmeyi sevdiğim için ben burayı açık bırakacağım. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir biçimde mana üretiyor. İşin içine bir de şu arkadaşlara Overgrowth Seed'leri kattığımız takdirde her şey çok daha güzel olacak. Evet, artık mana üretim sistemimiz hazır. Sadece şu arkadaşa bir eklenti daha yapacağız. O da Capsule açık kalmış. Mana dur. Mana dedektör. Evet, mana dedektörümüz kullanılacak. Onun dışında her şey olması gerektiği gibi. Evet, mükemmel bir mana üretim yöntemimiz var artık. Ah, bu iyi, bu rahatlattı. Tabii bu mana dedektörü yapmadan önce bizim ihtiyacımız olan bir iki bir şey daha var. Sen değil, sen şöyle gel. Siz şöyle gidin, siz yedek bir mana üretim yolu olarak durursunuz. Bunları daha sonra dağıtacağım. Evet, gel gelelim. Mana dedektör. Living Crack. Sen. Evet. Ve bunu da yapalım hemen. Ama burada yapmamız dur. Burada bir şey daha lazımdı. Quartz. Nether Quartz. Gerçi bu oyunda şu an başka quartz yok. O detayı da unutmayalım. Ve Limcraft dışında redstone 4 tane. Ve bana bir adet Ring of Far Reach de lazım, onu anlamış bulunuyorum. Ve voila, mana dedektör. Peki mana dedektör nasıl çalışıyor diye soracak olursanız. Altını koymamız gerekiyordu. Ya da dur. Tam ben de hatırlamıyorum. Ha evet. Buradan mana akışı. Ya dur. Benim istediğim sanırım bu değildi. Buna bu değil de göstereceğim. Evet. Benim istediğim sanırım önce şunları yapmamız lazım.
Şurada bir deneyelim. Tamamdır. Ama sanırım bunu kullanmayacağız. Comparator. Bunu kullanacağız. Çünkü neden? Çünkü bu arkadaş sinyal vermemekte ısrarcı. Keşke şundan direkt manayı aktaran şey fark eden bir zımbırtı olaymış. Durun, mana star ne işe yarıyordu? Hemen bir bakalım. Botanyayı unutmuşum. Mana star. Zero pulls wheel. There's. Ha. Çok işime yarayan bir şey değil. Bir saniye. Aslında dur. Bakalım. Ne kadar bir verimlilikte oluyor bu. Normal redstone'la bir deneyelim. Evet, far reach lazım bana. 15 tamam. Power level 15. Dedi bize. Şimdi power level'ımız kaç? 4. Gayet makul. Bunu kullanacağız. Evet. Şimdi size bunun ne için olduğunu gösterelim. Bizim kablosuz redstone aktarabilmemiz lazım. Ha, gördüğünüz gibi herhangi bir kablosuz redstone yöntemimiz yok. Bunu neyle yapacağız? Aslında kabloyu da aktarabilirim ancak kablosuz aktarmak çok daha cool bir şey. O zaman elimizdeki teknoloji sınırlarını zorlayalım. Controller boy computers. Controller ve receiver'dı sanırım, evet. Kapasitör. Ben bunu bir test dünyasında deneyeceğim. Öyle sizin karşınıza sunacağım. Ama o zaman kadar izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köften iyi günler, iyi eğlenceler ve yeni mana üretim yöntemimiz hayırlı uğurlu olsun.